Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Fizkirios hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım ve benim gibi hızlı hızlı gelişebileceksiniz siz de Survivor'da oynuyorsanız. Açıkçası ben bu sonuca çok şey bilmeden girdim ve hani Emre sağ olsun bir de Ege sağ olsun bana bayağı bir şey de yardım ettiler yalan yok o konuda. Forza da yardım etti. Onun için cidden çok teşekkür ederim hepsi için. Bir de arkadaşlar eğer ki benim atladığım bir şey vardır siz biliyorsunuzdur. Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olsanız ve like atarsanız cidden çok sevinirim. Bu arada dünkü gece attığım video rağmen bir 91 like gelmiş. Cidden çok teşekkür ederim. Valla hani ne desem bilemedim. Ya like atılıyor hani 800 izleniyor ve hani fazla fazla izlenmiş o da. Ya kanka hani geçmez bak bir like atarsan bir yorum yaparsan cidden bak kanalın büyümesinde aşırı yardım edeceksin. Bu kadar yani başka bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi videoya geçelim hızlıca. Ben şu an fizik sunucusundayım bu arada. Bir yandan da kritiğe geçip farklı bir şeye gideceğim. Ee, yeni dünyaya gideceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar eğer ki Minecraft Premium kullanıyorsanız ve e, oyundaysanız eğer ki Zenitsu Sensei 0 nickli birisi oyundaysa beni bulabilirsiniz bu arada. Bu da benim izleyicim galiba. Çünkü Discord'unda buldum ben yani sunucuya giriyordu. Ben dedim ki beni ekleyebilirsin senin yanıma çağırabilirim dedim. Öyle yani bu alanı full Türk alanı yapacağız arkadaşlar. Hadi eyvallah. Bir de arkadaşlar Ahmet geldi. Ahmet'in de valla canı sağ olsun. Telefondan falan görüyormuş arkadaşlar haberiniz olsun yani. İlk olarak arkadaşlar farklı farklı orlar vardı ve farklı farklı materyaller vardı ve bunları nereden bulabileceğinizi ve nasıl yapabileceğinizi göstereceğim sizlere. İlk olarak arkadaşlar şu fırınlardan başlamak istiyorum. Bu fırınlarda arkadaşlar şuraya R basarsanız ya da şuraya tıklarsanız eğer ne yapabileceğinizi görebiliyorsunuz baksanıza. Ve arkadaşlar bu kristal çok önemli bir kristal çünkü eğer ki titridyumunuz yoksa ve hani bundan yapmanız gerekiyor. Bu da arkadaşlar birazcık hani kuarsla ya da bununla oluyor arkadaşlar. Bunun da olayı da şöyle yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle kolaylıkla hani şuraya basıp da her şeyi görebilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Şimdi gelelim orlar nerede çıkıyor. Mesela arkadaşlar draft star or nerede çıkıyor ya da bunlar nerede çıkıyor vibraniumlar. Bunları arkadaşlar size biyom olarak göstermek istiyorum ilk olarak. Şu an arkadaşlar iki biyom arasındayım. Çünkü çöl ve meso biyomunda arkadaşlar draft star çıkma olasılığı çok yüksek ve katman arkadaşlar 16. katman. Peki draft star ne için önemli arkadaşlar? Bu bizim hani karakteri güçlendirmemize yarayan bir tane makine var. Onu yaptırıyor ve bu çok önemli bir şey. Sonrasında arkadaşlar Eternium var. Bütün bir çıkıyor ve birazcık çok zor çıkıyor. Çünkü bunun sebebi bu katmanlara çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu katmanlara çıkması cidden çok zor. Hani bulmanız da bayağı zor. Çünkü ben kasana kadar bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Titanium Ingot ise bütün biyonlara çıkıyor. Yani bu da Titridium'da bütün biyonlara çıkıyor arkadaşlar. Hatta hemen şimdi de bulabilirim sizlere. Çünkü çok kolay bulunması. Tabi bizim bezin burada bulunması biraz zor. Çünkü biz bütün her şeyi yağmaladığımız için her şey şu an bir şey yok gibi gözüküyor. Vallahi da bir şey yok gibi gözüküyor. Bir de arkadaşlar Oliver Olis hani şu kristal yapmak için sağlayacağımız şey var ya. Bu da arkadaşlar bu biyomdan çıkıyor. Bu biyomun adı neyse şunu söyleyeyim arkadaşlar bütün biyomlar çıkıyor yani. Ama genellikle mesa biyomunu arayın arkadaşlar. Mesa ve çöl biyomunu da ararsanız bütün olarak bütün olarak sahip olabilirsiniz cidden bak. Ve arkadaşlar titridium buldum. Bakın yani bütün biyomları da bulabiliyorsunuz titridium hani genel olarak. Bu arada servet kazmayla kazmanızı daha çok öneririm çünkü. Baksanıza üç tane geldi. Bir tane buldum üç tane geldi. Peki arkadaşlar vibranium nerede çıkıyor diye soruyorsanız vibranium da yine mesa biyomunda çıkıyor arkadaşlar. Mesa biyom cidden çok önemli. Bu arada akşam oldu. Eğer ki arkadaşlar karanlık ormandaysanız, yani dark oakların olduğu bir yerdeyseniz eğer ki yaratıkların çıkma olası yüksek. Yani şunların. Bunlarla peki ne yapılıyor arkadaşlar? Bu yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Altınlarla beraber. Bu arada arkadaşlar ilk açmanızı tavsiye ettiğim karakter Flash olur. Size bir de şunu söylemeden geçeyim. Eğer yerleşeceksiniz Dark Oak kısmına yerleşin. Çünkü ya cidden çok önemli ya. Valla çok önemli. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane çıktı şu an yukarıdaki maptan bakarsanız bakın. Buradakilerin şimdi hepsini ben keseceğim hızlıca. 4 tane mi çıktı? Oba bak kar. Darko bakın bu arada arkadaşlar hadi bak. Burada yerleşmenizi tercih ediyorum çünkü hani karakter yapmanızı en hızlı şekilde yardım sağlayacak bir yer burası. Bir tane daha vardı. O nerede? O da yukarıda. Hop havada vurdum ha. Eyvallah kardeş. Bakın arkadaşlar 8 tane buldum. Bu arada looting olursa daha da fazla çıkartabiliyorsunuz haberiniz olsun bende de looting yok. Biz arkadaşlar yeni yeni taşındım hatta görüyorsunuz şu an. Hop böyle bir mekan taşındık tekrardan. Ya ben şey yani yerimde kalamıyorum yani çözemedim. Peki arkadaşlar biz bunları bulduk bütün orları bulduk ne yapabileceğiz? Gideceğiz mesela diyeceğiz ki aga ben mesela benim vision'ım bu renkte. Gidip mesela ben bunun rengini değiştirebileceğim. Ben ama beyaz sevdiğim için ben beyaz kullanacağım tekrardan size söyleyeyim. Bir de arkadaşlar eğer ki draft star bulduysanız 2 ya da 3 tane mi? 3 e, tane bulun net olsun arkadaşlar. Tamam tamam emin değilim ona kusura bakmayın. Suit yapacaksınız arkadaşlar. Şu yukarıdan da gözüküyor bak. Suit Agamentor diye bir şey yazıyor. Bunu arkadaşlar tıklayacaksınız. Ve bakın bunları yapacaksınız. Mesela bak bu arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. Bana şu an 4 lazım arkadaşlar çünkü ben bunları verebileyim. Ama mesela ben güçsüz bir tane karakter alsam. Şimdi örümcek adam aldım ve bakın TR1 diyor şimdi bize TR2 lazım. Görüyor musunuz bunları? Şimdi bize hemen bir tane TR2 yapalım mı hızlıca? Bunlar için arkadaşlar bize yine demir lazım. bolcana, Altın lazım. Bu kadar. Fazla bir şey de gerek yok. Hatta bundan da lazım olabilir. Çünkü bakın şimdi. Yeşil kristali gördünüz mü sizde? Ben mesela arkadaşlar bunu koysam. Desem ki böyle yapabilirim. Ya da ben Suit yapmak için kullandığım şeyi de yapabilirim. Titridium'la. E ben suit yapıyorum bununla gerek yok. Bununla bunu yaparım. Bin kat daha iyi daha da karlı olur hatta. Değil mi? Mantıklı değil mi pek benim dediklerim? Şimdi biri bir, bir yorumlara yazacak abi mantıklı değil diye vallahi var ya. 11 tane yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an. Bize şimdi tier 2 lazım. Peki tier 2 nasıl yapılıyor? Böyle. Peki iki tane yanına koydum. Bakın. Bu yine titridium istiyor ama bizde ne var? Bir de var. Biz niye hepsini harcadıksak? Enayiz olmuyor ya. Valla ben de unuttum arkadaşlar. Hepsini harcamayacaktık. Sadece bir tane yapacaktık. Neyse. tl 2 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bakın. tl 2'yi koydum. Örümcek adamı koydum ve bakın. Bu açıldı ve basılı tutuyorum arkadaşlar üstüne. Artık bu güçlendi. Şimdi arkadaşlar yüksekten düşünce daha asıl sarılacağız. Böyle bir artısı var arkadaşlar bunların da. Yani dediğim gibi. Şimdi siz diyorsanız ki örümcek adamın bu suite yoktu arkadaşlar. Evet yoktu. Bakın suite bu. Görüyor musunuz? Değiştirebiliyoruz. Ya Cidden bak mod çok iyi ama hani öğrenmeniz gerekiyor yani birçok şeyi. Ben de bunu arkadaşlar deneyimleyerek ve hani İngilizce ve yabancı kaynaklardan çözdüm az çok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir dünyaya geçtim ve burada size şunu söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar ben hani suit güçlenmekten bahsediyordum ya. Bakın şimdi. Tekrardan daha mantıklı bir şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere şu an. Ben şu an mesela dördü koydum. Görüyor musunuz? Üstüne saçı basıp tutuyorum ve bakın. Değerlerim şu an benim artıyor. 3 lazım. 3'ün de sebebi şundan dolayı. Hop. Direkt biz bunu 3'e basalım. Sonra 4'ü koyalım. 4'e de basalım. Aynen öyle. Bakın. Ve arkadaşlar 5 kaldı. 5 de burada. 5 şu an burada max sınırı yani. Karakterlerin. Bu arada güçlü karakterleri yapmanızı öneririm. Çünkü şunlar çok pahalı. Aşırı derecede pahalı mesela karakter güçlendirmek. Daha da hızlı olacağım. Daha da hızlı şey yapacağım yani. Vuracağım ya da hasarım artacak. Ve bakın. Bu bu kadar uzun değil. Bak şu bu kadar uzun değil. Bu. Yani birazcık daha uzamış gibi hissediyorum. Çünkü yani ben Vigi'ni bayağıdır oynuyorum yani yalan yok. Bir de arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer ki arkadaşlar bir tane silah yapacaksınız. Mesela hani sniper gibi onları falan filan almak istiyorsanız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz eğer. Atomu giyeceksiniz arkadaşlar bir de küçüleceksiniz. Direkt öbür boyuta geçmemiz lazım. Silah dediklerim de arkadaşlar şunlar mesela bakın. Yapılışlarını görüyor musunuz bakın. Bateri diyor. Biz bataryayı fulllememiz gerekiyor. Peki biz bataryayı nasıl fullleyeceğiz? Ee, boyut değiştireceğiz. Evet. Atomla küçüldükten sonra boyut değiştirme keyfi. Bu arada arkadaşlar atomla küçüldüğünce maske takın. Maske çok önemli. Ben şu an game mode'da takmıyorum. Evet arkadaşlar şu an boyut değiştirimi gördüğünüz gibi. Ben eski bir tane videonun anlattığım gibi arkadaşlar şu sarılarla tık yön hızlandırıcımızı yapabiliyoruz bu arada. Hani mesela hızlandırıcı yaptık ya. Ona mesela bizim güç vermemiz gerekiyor ve onu yapabiliyoruz bu arada. Ben şu an bir şey arıyorum ve umarım bulabilirim. Bu arada bu tabi FPS drop yiyorum. Abi şu şey yapamıyorum da. Ha, toparlayamıyorum da. Evet arkadaşlar bir tane buldum şu an gördüğünüz gibi. Ama bunun var mı? Ah varmış bakın bakın. Görüyor musunuz? Bizi uzaklaştırıyor ve bakın. Biz bu bataryayı buna takacağız arkadaşlar bakın. Bu arada an dikkat edin arkadaşlar. Biz bataryayı taktıktan sonra bunu geri alın. Yani şöyle gibi düşünün bakın. Şu an %4 dolu de değil mi? Taktım. Aldım. Taktım. Aldım. Takamıyorum şu an. Abi çekiyor beni. Taktım. Bekleyin görüyor gördüğünüz gibi küçülüyor bakın. Aldım. Bu arada bu patlayabiliyor yani dikkat edin buna. Bakın. Gördüğünüz gibi bu patlayabiliyor. O değil patlayabildikten sonra hemen öldüm ya lan. Hiç düşünmemiştim bu arada biliyor musun sen hani öleceğimi. Game moddaydım eninde sonunda da. Öldük. Allah garip. Neyse arkadaşlar şimdi yeni gelen güncellemede bir de size mermi yapımını göstereyim arkadaşlar. Mermiler peki nasıl yapıyor diyor, soruyorsanız bakın. Deme işte ne kadar falan filan her şey burada yazabiliyor gördüğünüz gibi. Ben mesela demir alacağım aga. Bize demir lazım birazcık. Bize bunlar gerekiyor. Çünkü bunların gerekmesi sebebi arkadaşlar şöyle bir şey mesela. Tak ve tak. 8 tane aldık. Gördüğünüz gibi. Aşırı derecede iyi. Bu arada ney modda nasıl yapacağınızı gösteriyor bayağı bir şey. Bakın benim önerdiklerimden mesela arkadaşlar mesela Vibramar bu burada çok önemli aşırı derecede önemli mesela bakın görüyor musunuz bazı mermiler arkadaşlar karakterin özelliğini falan filan alabiliyor baya bir önemli bunlar da bir de arkadaşlar şu var eğer ki Saviter rainbow yapmak istiyorsanız sabiterim var bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın rainbow yapmak ama bakın sadece kırmızı ama rgb açık değil rgb niye açık değil arkadaşlar eğer ki Survivor oynuyorsunuz arkadaşlar bundan hız kazanmanız gerekiyor ve bakın AD AD yapmanız gerekiyor böyle. A D. Yukarıdan gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle koşu koşu arkadaşlar hızınızı yükseltiyorsunuz. İlk 20'de flash'in şu kostümü açılıyor bu arada. Kostüm hani çok önemli değil hani olsa da olur olmasa da olur ama 30'da arkadaşlar bunun RGB'si açılıyor ya da direkt şöyle yapabilirsiniz. Bir tane komut var arkadaşlar. Ben komutu açıklama kısmına koyacağım ve bakın. Başarımı kazandım. Peki başarımlar nasıl gözüküyor arkadaşlar? Buradan Minecraft diyorsanız bakın buradaki bütün başarımları almaya çalışın. Buradaki bütün başarımlar mesela şu başarım arkadaşlar çok önemli. Bunun önemini sebebi arkadaşlar eğer ki bütün karakterleri açarsanız arkadaşlar bütün kostümler yapabilirsiniz demek. Yani mesela bu kostüm arkadaşlar bütün şeyler yapınca gözüküyor. Normalde böyle gözükmesi gerekir ama bug oldu galiba emin değilim. Ya da ben yanlış giydim kostümü olabilir. Olabilir tabii yüksek çünkü. Aynen bakın böyle olması gerekiyor bende şu an açık değil. O yüzden böyle gözükmüyor. Böyle bir arkadaşlar kostümler var bak yani yalan yok hani bunları da açabilirsiniz sizde. Ben yanlışlıkla yine geri koydum ama. Biraz önce ben RGB sabitler açmıştım ya bakın. Gördüğünüz gibi geldi. Ya RGB sabitler cidden çok iyi duruyor ya. Bayağı bir iyi duruyor. Bu arada hani hızınızın 30 olması gerekiyor RGB sabitler yapmak için de. Abi 7'deyken bile hani bilgisayar kasıyor. Bu nedir yani? Benim sunucuda hızım bu arada 22. Haberiniz olsun yani bu arada. Fes atmak isterseniz beklerim kardeşim hadi eyvallah. Bu arada arkadaşlar bir tane elektromanyetik yapıp da sonra kaptan kalkan kalkanı yaparsanız. burada arada 30 levele. Elektromanyetik kalkan oluyor yani altınız artık geri gelebiliyor. Bu da muhteşem bir şey ve ben bunu yeni öğrendim. Emre sağ olsun Emre de öğretti bana. Eğer ki teleport atan bir tane karaktere giriyorsanız. Time set. Night yaparsanız ve Ay'a bakarsanız arkadaşlar. Ee, hocam ay yok acaba ay nerede? Hani Bundan dolayı mı yok? Hah buradaymış okey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar teleportla Ay'a gittim şu an. Ay'a geldik ve hani buradaki hani orları da alabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi bakın. Burada arkadaşlar şöyle bir or çıkıyor. Gör bunlardan çıkıyor. Bunlar da arkadaşlar şöyle bir tane blok yapabiliyoruz. Bu çok önemli mi bilmiyorum. Ya bu benim ben, benim cahilimden dolayı yani kusura bakmayın. Eğer biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bu arada haberiniz olsun. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Ben bu arada hani bayağı bir şey gösterdim diye düşünüyorum. Çünkü hani birçok hani orun önemi var ve hani ben genellikle mesa ve çöl biyomunu size öneririm. Tekrardan teleport arkadaşlar buraya atabilirsiniz. Ben şu an oyunda onu diye atmayacağım. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar dünkü videoyu gece atmama rağmen bile hani çok izlediniz. Cidden çok teşekkürler. Hani ben bu kadar çok izleneceğini hiç düşünmüyordum. Ve hani bir like atarsan ve bir yorum yaparsan cidden çok mutlu olurum. Vallahi çok seviyorum. çünkü hani kanal sizin sayenizde büyüyor ve hani siz bunları yap yapınca ben hani önerilenlere daha çok çıkıyorum. Yani bir günde herkes hani bayağı bir abone kazanıyor arkadaşlar. Ben hala 2000 olamadım. Yani üzücü. Yani olacağız arkadaşlar. Yakında olacağız bu arada. Hani abone olmayan çok kişi var. Günlük hani 2000 izleniyoruz ama abone olmayan bayağı bir kişi var. Hepiniz seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.